Bazı hayvanları gördüğünüzde dayanamaz sarılmak istersiniz. Ancak doğada öyle hayvanlar var ki gördüğünüzde çığlık atıp kaçma hissi uyandırır. Özellikle nehir kıyılarında yüzmek son derece tehlikelidir. İster inanın ister inanmayın fakat birazdan göreceğiniz bu hayvanlar genellikle nehirlerde yaşamayı tercih ediyor. O halde bu korkunç yaratıklara hep birlikte bakalım. Pirana. Piranaların en belirgin özelliği iri ve sivri dişleridir. Güçlü kaslara bağlı ve ustura gibi dişler ağız kapandığında birbirlerine sıkıca kenetlenir. Bu nedenle pirana kendinden çok daha iri olan avında büyük parçalar koparabilir. Gruplar halinde görülen piranalar bir insanı bile saniyeler içinde kemik yığınına dönüştürebiliyor. Piranalar ailelerine çok bağlıdır ancak kan kokusuna dayanamaz. Örneğin piranın anneleri ve papağanları kan kokusunu duyarsa hemen annesini yer. Bu balıkların özellikleri çok açken, üreme zamanında ya da büyük sürüler halinde dolaşırken büyük hayvanlara saldırdıkları sanılmaktadır. Dişi piranalar yumurtalarını su bitkilerine yapıştırır. Erkekleri de bunları yavrular gelişip çıkıncaya kadar korurlar. Elektrikli yılan balığı. Elektrikli yılan balığı iletişim kurmak, yön bulmak, bazı durumlarda avlanmak ve kendini korumak için elektrik üretebilen organlara sahiptir. Elektrik organ adı verilen bu yapıların içinde elektrolit adı verilen ve elektrik üretebilen hücreler bulunur. Bu hücreler kas ve sinir hücrelerinin değişim geçirmesiyle oluşmuş hücrelerdir. Elektrikli yılan balığının büyüklüğü yetişkin bir insanın kolu kadardır. Elektrikli yılan balığının ürettiği elektrik akımının kendine zarar vermemesinin nedeni oluşan akımın 1-2 milisaniye gibi kısa bir süre etki etmesi ve hayati organların örneğin kalp etrafındaki yağ tabakasının yalıtkan görevi görmesi olduğu düşünülüyor. Bir insana dokunduğunda ufak bir şok geçirmenize neden olabiliyor. Nil timsahı. Nil timsahı timsahgiller familyasından sürüngen türü. Afrika'daki 3 timsah türünün en büyüğüdür. Ayrıca tuzlu su timsahının ardından dünyanın ikinci en büyük timsahıdır. Uzunluğu ortalama 5 metredir. Hatta 6.1 metre uzunluğa erişebilen bir timsah kaydedilmiştir. Yetişkin bir erkeğin ağırlığı 500 kilogram civarındadır. Fakat 900 kilogram ağırlığa ulaşabilen devler de vardır. Dişiler erkeklerden yaklaşık %30 oranında daha küçüktür. Bazı yerler 7 metre uzunluğunda ve ağırlığı 1 tonu geçen timsahların olduğunu söylemektedir. Nil timsahlarının ağızlarını bir bantla bile kapalı tutabilirsiniz. Çünkü ağzını açmasına yarayan kaslar çok zayıftır. Fakat ağzını çok hızlı kapatır ve size çok güçlü bir ısırık verebilir. 5 santimlik dişleri santimetre kareye binlerce kilogramlık basınç uygulayabilir. Nil timsahları soğukkanlı hayvanlardır. Gündüz güneş altında enerji depolarlar. Fakat eninde sonunda suya girmelidirler. Çünkü vücutları sürekli ısınarak onları ölüme sürükleyebilir. Bayağı yayın balığı. Bayağı yayın balığı, Siluridae familyasından Avrupa'nın ikinci büyük tatlı su balığıdır. Yassı ve geniş kafası, geniş ağzı, dudaklarından sarkan iki uzun anteni ve çenesinden sarkan daha kısa 4 anteni, kuyruğuna kadar uzanan alt yüzgeci ve kafasının yakınında bulunan daha küçük bir sırt yüzgeci vardır. Ülkemizde de bu hayvanlar çok fazla vardır. Bayağı yayın balığı büyük, ılık gölleri ve derin, yavaş akan ırmakları tercih eder. Su akıntılarının oluşturduğu mağaralarda ve suya batmış ağaçların yanında barınmayı sever. Bayağı yayın balığı genellikle balıkla beslenir ama solucan, sürük, böcek ve yengeç de yer. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra kurbağa, fare, sıçan, ördek ve su kıyısında yaşayan kuş türleriyle de beslenir. Yeşil anakonda. Dünyanın en büyük yılanlarından olan anakondaların doğada sinsi bir duruşları var. Yeşil anakondalar su altında 10 dakikaya kadar durabilirler. Aslında suyun yüzeyine yakın yerlerde duruyorlar. Bu şekilde dururken kafalarının üst kısmında bulunan timsahlarda da gördüğümüz burun delikleri sayesinde nefes alabiliyorlar. Anakondalar zehirsiz yılanlardır. Zaten anakondaların özelliği avını zehirle değil boğarak öldürmesidir. Anakonda yakaladığı avının ilk olarak kemiklerini kırıyor. Avlarını bu şekilde etkisiz hale getirdikten sonra yutmaya başlıyorlar. Çene kemikleri çok esnek olduğu için çok büyük hayvanları bile tek seferde yutabiliyorlar. Dev tatlı su vatozu. Olta ile yakalanan dünyanın en büyük tatlı su balığı rekoru
bu vatoz tarafından tarihe gömüldü. Ölümcül bir çengele sahip dev vatozun genişliği yaklaşık 2,5 metre, uzunluğu 4 metre ve ağırlığı ise 362 kilo. Yakalamak yaklaşık 2 saat sürdü. Arap Ayma Cigaz. Arap Ayma, Osteoglossidae familyasından bilinen en büyük tatlı su balığı türü. Bir zamanlar bu balığın 3 metreyi geçen büyüklükte bireylerine de rastlanmıştır. Türün gereğinden fazla avlanmasından dolayı günümüzde bu büyüklükte bireylere rastlanmaktadır. Diri yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve kemiklidir. Arap Ayma'nın ağırlığı 181 kilogram kadar çıkabiliyor. Bu balık dünyanın en büyük tatlı su balıkları arasında yer alıyor. Hava solulukları için her 5 dakika ile 15 dakikada bir yüzeye çıkmaları gerekiyor. Bir yüzyıl önce dev balıklar Amazon'a hakimdi. Ancak araştırmacılar aşırı avlanma nedeniyle sayılarının ciddi düzeyde azaldığını söylüyorlar. Testere balık. Testere balıkları diğer betoist balıklarıyla kıyaslanınca genel görünüşleri bakımından çok değişik hayvanlardır. Priscis cinsine ait olan testere balıkları dünyanın tüm tropikal okyanuslarında bulunurlar. Anakaraya yakın kıta çıkıntılarının sığ sularında yaşarlar. Denizlerden önemli ölçüde uzak mesafelerdeki tatlı su alanlarında sıklıkla dolaşırlar. Örneğin iri dişili testere balıkları Brezilya'daki Amazon Nehri'nin denize açılan ağız kısmından nehrin 750 km yukarısında yakalanmıştır. Ayrıca ağırlıkları 320 kilogram olan bu türün örnekleri Nikaragua Gölü'nde de yakalanmışlardır. Sıradan testere balıkları normal olarak Doğu Atlantik Okyanusu ile Akdeniz'de bulunur. Zambezi Nehri ile Afrika'daki diğer tatlı sularda da görülmeleri bu balıkların yüksek uyum yeteneklerinin bir göstergesidir. Vampir balığı. 6 santimlik dişleriyle su dünyasında balıkların korkulu rüyası olan vampir balığı, belgesel çekimi yapan kişilere bile saldırmıştır. Piranalardan da tehlikeli olan vampir balıkları avlarını güçlü dişleriyle öldürüyor. Vahşi balıklar bir su aygırısı gibi ağzını neredeyse %100 oranında açabiliyor. Kendiru. Kendiru Siluriformes takımının Trichomycteridae ailesinden nehirde yaşayan bir tatlı su balığıdır. Kendirular küçük balıklardır. Yetişkin kendiru balıkları kan emerken başları şişer ve yaklaşık 40 cm büyüyebilir. Vücudu oldukça saydam yapıya sahip olduğu için suyun içerisinde görünme olasılığı çok düşüktür. Başının etrafında bıyık ve solungaçlar vardır. Bunları duyu organı olarak kullanır. Hayvanların boşaltım sistemine anüs ve penis kaçarak kan ile beslenmesiyle ünlüdür. Bu nedenle bu balığa vampir balık denilmektedir. Boşaltım sistemine kaçan kendiru balıkları doktor müdahalesiyle çıkarılmazsa ölümlere sebep olabilirler. Dev su samuru. Başından kuyruğuna 2 metreye ulaşabilen bir samur ile içeriğimize devam ediyoruz. Beslenmek için ilk tercihleri balıklar olan bu hayvanlar 8 kişilik çeteler halinde avlanıyor ve tehdit hissettiklerinde insanlara saldırabiliyor. 1,5 metrelik bir timsah 45 dakikada bitirebilen bu hayvanlara da çok fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Boğa yılanı. Yılanlar hem suda hem de ağaçta bulunuyor. Aman dikkat! Bu konuda size hem iyi hem de kötü bir haberimiz var. İyi haber, boğa yılanı zehirsiz. Kötü haber ise sizi sarıp boğup sonrasında yutabilecek kadar güçlü ve büyük. O yüzden nehir ve ormanlık alanda yürürken bu yılanlara karşı dikkatli olun. Müren. Görüntüsüyle ve keskin dişleriyle öne çıkan müren balığı neredeyse her suda yaşayabilen bir hayvandır. Boyları 3-4 metreye kadar ulaşabilen müren balıklarının bazıları ancak avuç içi kadardır. Görüntüleri yılana benzeyen mürenlerin genellikle renkleri koyudur. Üzerlerinde sarı ve beyaz lekeler bulunur. Mürenler genellikle karanlıktan faydalanarak uyumakta olan kurbanlarını yakalayarak avlanırlar. Bu nedenle de karınlarını geceleri doyururlar. Eğer bir balık ondan kaçmak istiyorsa resiflerin yanına yaklaşmamalıdır. Çenesinin altı ve üstü birleşik olmadığından ağzını 180 dereceye kadar açabilen mürenler bu özellikleri nedeniyle çok korkutucu olabilmektedir. Aslında bu ağız açıp kapama hareketinin amacı korkutmak değil, nefes almaktır. Ağzın açılıp kapanması su akışını sağlayarak mürenin daha rahat nefes almasına olanak tanır. Amaçları korkutmak değildir. Elbette ama yine de mürenin ağzı açıkken dikkatli olmakta fayda vardır. Dişleri çok keskin olan müren balığı ağzını sıkıca kapatarak çok kolay bir şekilde saldırabilir. Aynı zamanda ısırdığı zaman dişlerinde
zehir bulunduğu için kurbanını felç eder. Saldırgan balıklar arasında sayılmasına rağmen rahatsız edilmediği sürece saldırmazlar mürenler. Kabuğundan kafasını çıkarıp sonra tekrar içeri sokar. İnsanlar müren balığından ne kadar kaçmaya çalışıyorsa balık da insanlardan o derece uzaklaşmak istemektedir. Sadece köşeye sıkıştırıldığı veya zıpkınlandığı zaman saldırır.